Ben çevremde gördüğüm hemen hemen herkesin Kemalizmi bir kere sorguladığını fark ediyorum. Yani Kemalizmin ilkokuldan itibaren anlattığı modernleşme hikayesini 1950'lerin 60'ların Türkiye'sine bakan hiç kimse göremiyor. Bir kurtuluş hikayesinden bahsediliyor ama işte Kerkük gitmiş, Musul gitmiş, Batum gitmiş, Balkanlar gitmiş. Bu herkesin kafasında bir soru işareti. Sakı Milli denilen haritanın aslında çok büyük bir kısmı şu an topraklarımızın tabii dışında. Yani asıl bizim ana vatanımız, Türklerin ana vatanı Osmanoğlu ailesi de oradan geliyor. Halep, Kerkük, Musul coğrafyasından gibi. Mesela buralar bırakılmış. Yani bu bizim resmi tarihin anlattığı şeyin çerçevenin dışında kalan alanlar var. Bunları herkes merak ediyor. Ben de bu sorularla başladım. İşim gereği yurt dışında çok bulundum. Balkan ülkelerini çok gezdim. Arap coğrafyasını, işte İskandinavya'dan Amerika'ya kadar değişik ülkelerde bulundum. Hala da gidip geliyorum. Balkanlarda Osmanlıların çok eserlerini gördüm ve insanların üzerine çok güzel bir şey bırakmış Osmanlı. Yani Boşnaklar, işte Kosovalılar ah Osmanlı diyorlar. Başka bir şey demiyorlar mesela. Arap coğrafyasındaki Arnavutların da çok büyük kısmı öyle böyle. Kosovalılar filan. Yani çünkü Osmanlı gittikten sonra her şey alt üst olmuş. Osmanlı'nın hayaleti diye bir kavram var. Erhan Afyoncu'nun bu konuda bir kitabı vardır. Onu ben uzun zaman önce okumuştum. Bir Amerikalı analist, siyasi analist şunu söylüyor. Biz diyor yönetmeye çalıştığımız her coğrafyada Osmanlı'nın hayaletiyle uğraşıyoruz. Yani bunun üzerine ayrıntılı bir kitap yazmış Erhan Afyoncu. Aslında bu hayalet nedir? Yani bu ne olmuş? Biz müthiş bir yıkım yaşamışız ve küçük bir ulus devlet hapsolmuşuz. Bu soruların cevabını arayan herkesin mutlaka bir Kemalist tarih öğretisi ile karşısına çıkan bir gerçeklik kurgusu var. Bu doğru mu değil mi diye herkes hemen hemen başlıyor. Ben de böyle başladım açıkçası. Tabii çok fazla kitap okuma şeyim oldu. İnsan bu Kemalist tarih anlatısındaki saçmalıkları fark ettiği zaman ben buna yıllarca nasıl uyanmamışım diyor. Tabii. Aynı yalan sürekli tekrarlandığı için zaten sorgulamaya fırsat bulamıyorsun. Evet. Ama bir yerde bir uyanış hikayeleri. Evet. Sende nasıl başladı? Yani ben aslında yani Kemalizmin okulda öğrettiği şeye çok inanmamıştım. Ortaokul lisedeyken bile. Ya Vahdet'in hain olduğu mesela benim hiçbir zaman 12-13 yaşındayken bile kafama oturmadı. Yani Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunu gidip devletin anahtarını İngiliz birisine vermez. 12 yaşındaki bir çocuğun bile mantığını kurabilecek. Gerekçe sunulamadığı için bir motivasyon evet lazım. O yok ortada. Hain bir hain ilan edilmiş bir şey olmuş ama oturmuyor kafana işte. İki çeşit çalışan akıl mekanizması ben görüyorum. Propaganda aklında kaldığı zaman insanın aklı mekanizmaları duruyor. Ve kendisine söylenen her sloganik ve bir takım imajları doğru olduğunu kabul ediyor. İşte kurtuluş hikayesi, yaşasın ulu önder, Samsun'dan doğan güneş. Bu sloganik akıl. Sloganik akılın muhakeme kabiliyeti yok. Yani bu temel eğitim döneminde kilitleniyor. Ama muhakeme eden akıl propagandanın etkisinden kendisini kurtarabilirse boşlukları o zaman yakalıyorsun aslına bakarsan. Yani neydik, ne olduk, nasıl yıkıldık, yerine ne kuruldu, bu iyi miydi, kötü müydü, doğru muydu, yanlış mıydı? Bunlarla cebelleşirken gerçek doğrunun ne olduğunu araştırabilecek milyonlarca imkanım var.